Herkese merhabalar, tekrar hoş geldiniz. Arkadaşlar şuradaki kurulumumuzda bir hata yaptığımı fark ettim. O da videoyu tekrar izledim, baktım. Demiştim bunu birisinden aldığımı, bir YouTuber'dan almıştım bu kurulumu. Şöyle bir hata yapmışım arkadaşlar, hemen sizlere onu göstermek istiyorum. Buraya arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi karbondioksit var. Buradaki tek hatam bu olmuş. Bunun yerine şey olması gerekiyormuş. Kare başına 2000 hidrojen olması gerekiyormuş arkadaşlar. Onu da bu videoya başlamadan önce buraya bir kilit yapıp burayı boşaltıp hidrojen basmayı denedim. Yanlışlıkla şuradaki sular boruları boşaltmayı unutmuşum. Tekrar buradaki suyu kaybetmiştim. O yüzden şöyle yapacağım arkadaşlar. Bu bölümde yapmayacağım arkadaşlar bunu. Onun yerine video bittikten sonra bir daha deneyeceğim. Olmazsa olduğu gibi bırakacağım. Yani burayı tam çözemedim. Herhalde elektriğini falan da kesmemiz gerekiyor herhalde bu türbinlerin. Yoksa bu boruları patlatıyorlar arkadaşlar. Bu sıvı burada durdukça ısınıyor, patlıyordu. Bunu dediğim gibi videodan sonra yapayım, deneyeyim. Olursa zaten bir sonraki videoda olmuş halini sizlere gösteririm. Sonra arkadaşlar şuraya ufak pompa koydum. Burada çok fazla ısı geçişi oluyordu. O yüzden şuraya hep bir pompa koyacağım. Burada sürekli çalışa dursun. Bence buraya ihtiyacımız var. Çünkü şöyle göstereyim sizlere. 19 derece mesela buralardan böyle geçiş oluyor veya buradan bu tarafa doğru geçiş oluyor. Onu önlemek adına buraya bir tane pompa koydum. Sonra arkadaşlar şuraya tekrar dönelim. Hızlıca arkadaşlar şu bizim şurada yaptığımız kurulumu böyle boydan boya devam ettirmek istiyorum. Yani burayı tamamen koyalım. Ondan sonra devam edelim. Şimdi videoda zaten tek tek yerleştirmeye kalkarsak hem sıkıcı olur hem de hani bir izleyecek bir muhabbeti olmadığı için. O yüzden ben hemen şuraya boydan boya şu hizaya kadar, şurada bizim zaten süpürücüler çalışıyor, oraya kadar bir kurulumu yapayım, öyle devam edelim. Arkadaşlar şöyle kurulumu bitirdim. Şöyle boydan boya elektrik hatları ve bu taşıyıcı reylerin hatlarını şöyle çektim. Sonra da şöyle yaptım arkadaşlar, biraz daha şu kolona yük binmesin diye şuradan ayrı iki tane yaptım. Tabii ikisi geri tekrar aynı noktada birleşecek, hani ona yapacak bir şey yok. Şöyle buraya kadar burası sıralanır, burası da buraya kadar sıralanır, buradan sonra da şöyle buraya kadar sıralanır, sonra buradan da tekrar yukarıya doğru gider diye düşündüm. Bence gayet iyi oldu. Böylece arkadaşlar her yere şuradaki her şeyi toplayacak kadar burada otosüpürücülerimiz olmuş oldu. Şimdi şurada bir planımız var. Önce bir ona bakalım, sonra da oyunu başlatalım. Bakalım duplikatları yine bayağı bir görev verdik arkadaşlar. Hani fazla görev verdiğimiz için video boyunca görevleri bitirmelerini bekliyorum. Yani o yüzden de bir tık sağlam içerik çıkarmaya çalışıyorum arkadaşlar sizlere, sıkılmamanız adına. Eldiven verdi yine. Bu sefer de çorap verdi. Abi nedense artık güzel şeyler çıkmıyor. Yani böyle güzelden kastım hani şuralardaki dekorlarımıza bir şey çıkmıyor. Çok garip yani. Şöyle oyunu başlatalım. Artık daha fazla durdurmayalım arkadaşlar. Buraları yapa dursunlar. Buralara yüksek öncelik vermeyeceğim. Çünkü yine bir şey daha inşa edeceğiz arkadaşlar bu bölümde. O yüzden oraları zamanla yapsınlar istiyorum. Hala şurayı da toplama görevleri de bitmedi bu arada. Bir de şöyle yapmak istiyorum arkadaşlar. Şuradaki fazla puff prensleri bence öldürelim. Mesela şurada gerek yok abi bu iki taneye. Tabi burada bir tane puff kalmış. O yüzden bir tane prens öldürelim. Şunlar tekrar yumurtalasınlar çünkü. Ha, bu puff prensler çok fazlalar. O yüzden onlardan kurtulalım istiyorum. Sonra bir şey daha yapalım arkadaşlar. Şuraya sürekli duplikantlar girip çıkıyorlar arkadaşlar. Yani bunu da engellemek istiyorum. Onun için de şöyle yapacağız. Şimdi şurada depolama arayüzünü göremiyoruz herhalde, değil mi? Aynen abi, herhalde depolama arayüzünü göremiyoruz. Ama şurada elektrik kablosu falan filan geçmiyor arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Şurayı şöyle yıkacağım arkadaşlar. Buraya otomasyon yapalım. Yani buraya düşen balçığı direkt otomatikmen depolasınlar. Yani duplikatlar zırt pırt buraya girmesinler istiyorum. Hatta gerekirse şöyle de yapalım. Buraya da bir otosüpürücü, pardon otosüpürücü demişim. Şuradan bir tane yine taşıyıcı hat koyalım. Buraya da biraz şey atalım. Adı nedir abi? Balçık atalım istiyorum. Yani bunu da bir tık otomasyona bağlayalım, bence çok daha mantıklı olur. Ondan önce abi şurayı bir süpürsünler. Burada ne var ne yok süpürsünler. Sonra otosüpürücü. Tüh abi, hepsini kapsamıyor maalesef. Şöyle bir tane eksik kalıyor.
Pardon, iki tane eksik kalıyor. Şöyle yapalım. Bir tane koyalım o zaman. Şu iki tanesini de yıkalım bence bunlara. Bunları da yıkalım. Bu kadara bile gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü zaten balçığı sürekli kullanıyoruz. Bir de şöyle bir muhabbet var. Şurada da yine depoluyoruz bildiğiniz gibi. Şimdi şöyle yapalım. Burayı bir planlayalım arkadaşlar. Şimdi buraya da bir taşıyıcı gerekiyor mu? Onu düşünüyorum. Herhalde buraya taşıyıcı gerekmiyor. Sadece süpürücü olsa yeter bize. Şimdi şuranın da bir elektriğini çekelim. Abi nedense çok fazla donuyor oyun. Bir moda güncelleme geldi. Ondan sonra böyle atıyor. Bir anda atıyor. Menüyü bir anda kapatıyor falan. Bayağı garip bir durum yani. Umarım benim yaptığım bir hata falan değildir. Öyle düşünüyorum zaten. Sonra arkadaşlar şimdi buradan herhalde şey koymamız gerekecek. Taşıyıcı yükleyici koyacağız. Buraya atacak. Aynen öyle olması gerekiyor. Bir saniye arkadaşlar şurayı bir yapalım bence. Şöyle sağlam bir şey yapalım. Yine altınımız azaldığını fark ettim. Biraz şurada altın görevi de yine verelim. Aynen, altın şöyle 20 ya 50 tane verelim. Yapa dursunlar. Burada bayağı bir şeyimiz azalmış. Buna bir yöntem bulacağız arkadaşlar. Onu da yapacağız merak etmeyin. Şurayı bir yapalım. Şimdi bu taşıyıcı yükleyiciden çıkan slime'lar. Şimdi şuradan base'e olabildiğince dokundurmayalım. Şuradan gelsin şuraya. Şuraya atsın. Tam şu hizaya atsın bence. O yüzden mesela şurası uygun olur diye düşünüyorum. Taşıyıcı reyi alalım. Şöyle şu hattan. Nereden gelsin abi? Şuradan bir iki köprüden geçecek mecbur. Yani başka bir yol yöntem göremiyorum. Aslında bir de arkadaşlar şöyle bir şey fark ettim. Biz duplikatlara buraya toprak depolama görevi verdik. Bir de önceliğini 6 yaptık ya. Buraya da şöyle yapalım bence. Şuradan çıkan toprakları topluyoruz ya burada sonuç olarak. Toprağı topluyoruz değil mi sadece? Yani buradan çıkan toprağı arkadaşlar şuradan nereye götürüyoruz biz? Yani buradan buraya bağlamışız. Buradan da bize şey geliyor. Demir cevheri geliyor. Pardon plastik geliyor. Yanlış söyledim. Plastik geliyor. Şöyle yapalım. Bu hattı buradan kaldıralım. Şuradan direkt bu hattan şöyle gelsin. Buralara sırayla toprağa atsın bence. Böyle sanki daha mantıklı olur. Tabii önce bir şurayı yapalım. Onu da şöyle tasarladım arkadaşlar. Şimdi buradan bu yükleyiciyi atacak. Slime'ı atacak. Burada sıralanacak büyük ihtimal slime şöyle boydan boya. Yani bu kadar boydan boya slime kalır büyük ihtimal. Acaba bunu yükleyiciyi sınırlandırma ihtimalimiz var mı? Mesela bir otomasyon muhabbeti var sanırım. Aynen varmış hatta. Onu nasıl sınırlandırsak acaba? Onun da bir yöntemi olması lazım. Aslında zamanlayabiliriz. Belli süreler için yeşil sinyal, kırmızı sinyal göndermek için zamanlayıcı oluştururuz. Aynen, mesela bunu bir deneyelim arkadaşlar. Sanki mantıklı olur gibi. Bu arada bayağı bir şeyi yanlışlıkla aşağıdaki şeylerin hepsini şeyle yaptım. Adı nedir? Bakırla yaptım. Tekrar yıkacağız zaten onları. Önemli değil. Neyse bunu da bakırla yapsınlar. Sonra şöyle otomasyonunu da bağlayalım. Abi bir saniye, burası 4 blok değil mi? 1, 2, 3, 4, 5 blok. Oo, bazı şeylere yetişemiyorlar. Aynen, şimdi bazı şeylere yetişemediklerini şimdi fark ettim. Tamam, şöyle çok daha mantıklı oldu. Bir tık aşağı indirdim. Aynen böyle hepsine ulaşabiliyor olmaları gerekiyor. Sonra da şurayı düzeltelim arkadaşlar. Söylediğim şeyi yapalım bence. Buradan toprağa direkt adı nedir? Şuradan alalım arkadaşlar. Direkt şu hizadan alalım. Şöyle gelsin abi. Bayağı bir bu arada şeyi yaptık yani. Taşıyıcı reyi yaptık. Taylor'a bayağı bir yük binecek arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şu hizadan atabiliriz sanki şuradan. Şimdi otosüpürücüler nereye geliyor? Zaten tam da istediğim yere ulaşabiliyorlar yani. Tam şuraya toprağa atacağız. Bir bu otosüpürücü alır, bir bu otosüpürücü alır. İkisi de istedikleri tarafa depolarlar diye düşünüyorum. Mesela şu hizadan atacağız arkadaşlar. Aynen şu hiza bize uygun olur. Şimdi taşıyıcı reyi şu hizadan çekelim. Şöyle. Aynı şekilde şuradan da gitsin abi. Şu hizadan gelsin bize. Şuradan da bunu bağlayalım. Büyük ihtimal en üst kısma daha fazla toprak atacaklar ama bence önemli değil. Yani bunu bile uğraşmayalım istiyorum. Aynen şöyle bitirdim arkadaşlar. Bu hiza sanki uygun oldu gibi duruyor. Aynen abi böyle burayı da otomasyon yapmış oldu. Çünkü bir şey fark ettim arkadaşlar. Zırt pırt buraya duplikatlar geliyor geliyor toprak depoluyor yani. Bunu da engellemiş olduk böylece. Şimdi şuradaki hattı da kaldırmak istiyorum. Arkadaşlar şuradan. Hatta ben direkt şöyle bir keseceğim. Aynen buna gerek yok.
O biraz havada kaldı ama hani onu düzeltiriz, onlar problem değil. Hatta direkt yıkalım, ondan sonra duplikantlar yerden toplarlar abi. Şöyle buraya kadar yıkalım. Umarım şu taşıyıcı köprüyü yıkmıyorlardır. Aynen, bunu yıkmıyorlar. Güzel. Şimdi şuna yeşil süre arkadaşlar 10 saniye yapalım. 10 saniye içinde kaç tane gönderebiliyorsa göndersin. Kırmızı süre de 60 olsun veya şunu 20 yapalım yeşil süreyi. 20 saniyede kaç tane nedendir şey gönderirse, balçık gönderirse gönderir. 60 saniye boyunca da duraklar. Sanki iyi oldu gibi, buna da bir bakmak lazım. Bu arada inşaatlar ne tutu konumda? Yani bayağı bir şeyi inşa etmemişler. Öncelik verme muhabbeti yapabiliriz diye düşünüyorum. En azından arkadaşlar şuradaki toprağa öncelik verdim. Şuraya öncelik verelim. Sonra geri kalan aşağı kısımları da zamanla yaparlar. Şimdi arkadaşlar asıl yapmak istediğim, yapmadan önce artık şuraya bir dönelim istiyorum. Burada arkadaşlar şey yapalım. Adı nedir? Bir burayı kapatalım istiyorum. Çünkü hani bayağı uzun süre burayı açık bıraktık zaten. Önce şuralarda bir süpürme muhabbetleri olmuş biraz sanki. Şuralardaki süpürme muhabbetlerini yine yapalım istiyorum. Aynen abi, şuralarda süpürmeleri yapalım. Bu arada ciğer sülüğü çıkmış arkadaşlar. Bu eleman ne yapıyordu? Ciğer sülükleri gün boyunca nefes alınamayan gazları çeken gözenekli yaratıklardır diyor. İlginç bir yaratığa benziyor. Bu arada burada bayağı bir oksijen de hidrojen de bayağı azalmış ilginç bir şekilde. Yani buralarda depolar çalışıyordur diye düşünüyorum. Umarım çalışıyordur. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Dışarıdaki oksijenleri ben içeriye vermek istiyorum. Hatta kirli oksijenleri de vermek istiyorum. Kirli oksijen de şuralarda var biraz. Yani oksijen zaten dışarıya çok kaçmış zaten. Bayağı bir dışarıya gitmiş. Ondan önce abi şimdi burada gördüğünüz gibi şuradaki merdiveni kaldıralım. Şuradan bir tek giriş yapmak istiyorum. Öncelikle şu kapıyı yıkalım. Bu kapıyı yıkalım. Şuraya bir kilit koyalım bence. Şu hiza bizim giriş çıkış yerimiz olsun bence. Yani şu hizada bir giriş çıkış yeri yapalım. Sonra şuradaki karolarla şurayı kapatalım bence. Aynen, burası bence kapalı olsun. Şuraya da bir tane kilit yapalım hemen. Şimdi şöyle yaptım arkadaşlar. Bence bu uygun olur diye düşünüyorum. Tam da hizalı yani. Hiçbir problem olmaz. Şimdi burada soğuklukla ilgili bir problem olursa diye buraya yine bir zamanla önlem alırız. Ben şimdilik sıvı atacağım arkadaşlar. Şöyle otoşevlemeyi de açalım. Sonra şuradaki malzemeleri bir toplatma görevi verelim. Şuralardakini. Ha, buralarda sağa sola çok malzeme atmışlar. Şunları bir toplatma görevi verelim. Aynen, buralarda gereksiz yere bir sürü malzeme var. Buraya çok bakmadık diye elemanlar biraz salmış gibi gözüküyor. Bir de yeteneklere bir bakalım istiyorum. Yeteneklere bayağıdır bakmadık. Sanırım bitmişti burası. Yani şurada sadece tehlikeli madde kazma var. O dursun abi. Şu vardı. Buna da gerek yok. Markın neyi var? Markı da bitirmişiz. Markta da bir şey yok. Mette bir şey var mı? Ha, mette takım giymeyi yapmamışız ama yaptığımız zaman moralinde sıkıntı olabilir diye düşünmüştük. Bir yapalım yine de. Aynen abi, bir yapalım. Umarım yeteri kadar şeyi alır, moral bonusu alır. Met strese girmez umarım. Başka neyimiz var? Scout'ta sıkıntı yok. Veste'de sıkıntı yok. Yani yetenekler tamamen bitmiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Sonra buraya şey de yapacağız arkadaşlar zamanı gelince. Burada da atma takım yeri yapmak istiyorum. Şimdilik hazır değil burası. Burayı da yine büyük ihtimal hidrojen muhabbeti kullanırız diye düşünüyorum. Çünkü hidrojen burada çok fazla. Pardon, hidrojen muhabbeti demişim. Şuradan şey muhabbeti yaparız. Elektrolizör muhabbeti yaparız. Hem oksijen de basarız. Şeyleri, atmo takımları, hem de hidrojenden elektrik üretiriz diye düşünüyorum yine. Gördüğünüz gibi zaten hidrojenimiz de çok fazla. Yani ona ne yaparız şu anda bilmiyorum ama şimdilik dursun arkadaşlar. Şimdi buraya su kilidi koyduğumuza göre şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar. Şuradan tam şu üstte bir tane pompa koyacağım. Tam bu köşeden sanki her şeyi alırız gibi düşünüyorum. Sadece buradan karbondioksit de klor gazını almayacağız haliyle yani. O yüzden buraya iki tane gaz filtresi koyacağım arkadaşlar. Onu da niye yapacağımı açıklayacağım. Şimdi bunun elektriğini farklı çekmek istiyorum. Şimdi şöyle yapacağız. Bayağı bir sıkıntılı olacak bu bize ama şuradan çekmek istiyorum arkadaşlar. Şu bizim bu elektrikleri kullanalım. Gördüğünüz gibi yani bu bataryalar tamamen dolu. Yani bunu kullanalım istiyorum. Arkadaşlar şurayı böyle çektim. Şu hizadan bir yer hazırladım. Ne kadar mantıklı oldu diye sormayın ama hani
Buraları zaten zamanla açacağız yani. Buralar zamanla değişecek arkadaşlar. O yüzden hani buraları dert etmeyin siz. Buraları zamanla dediğim gibi yapacağız. Sadece şurada şey yapmak istiyorum. Şuraya da bir blok kara koymak istiyordum ama burası çok ters yerden çekmişiz. Şöyle yapalım. Şu hattı tekrar silelim. Yani şimdi böyle çok daha mantıklı oldu. Şöyle de iki blok şuradan şöyle açalım. Şunları da kaldıralım. Yani burası çok daha mantıklı oldu. İki tane de şuraya birleşme levhası koydum arkadaşlar. Burası böyle kalabilir. Şimdi şunun muhabbetine gelecek olursam. Şimdi buradan hem ne denir şey kirli oksijeni alacağız hem oksijeni alacağız. O yüzden iki tane gaz filtresi koydum arkadaşlar. Şimdi bundan gelen malzeme şöyle girecek buna. Bundan çıkan malzemeyi alacağız. Nedir? Burada kirli oksijeni ayrıştıracağız önce. Şöyle yaptım arkadaşlar. Şimdi şuradan gelen kirli oksijeni ayrıştıracağız. Buradan gidecek. Şimdi bundan çıkan geri kalan malzemeler de buna gelecek. Şimdi buradan ne denir? Oksijeni atacağız arkadaşlar. Onu da şöyle düşündüm. Bir saniye abi. Bundan bence kirli oksijeni ayrıştıralım. Sanki bu daha mantıklı olur. Şundan oksijeni ayrıştıralım. Çünkü şuradan bırakmak istiyorum oksijeni. Yani burası çok daha sağlıklı olur. Abi şu menüler kapanmasa gerçekten yani anında kapanıyor. Sonra arkadaşlar kirli oksijeni de şu hizaya bırakmak istiyorum. Bunun sebebi de şu elemanlara doğru yükselecek kirli oksijen. Bunlar da temizleyecek. Öyle düşündüm. Şöyle buradan da bunu çekelim. Sonra şuraya da bir tane gaz çıkışı ekleyelim. Bence çok mantıklı oldu. Sadece şuraya da gaz çıkışı eklememiz gerekiyor. Geri kalan da geri buradan atalım diye düşünüyorum. Şimdi şunu da solunabilir oksijeni ayrıştıracağız. Şunda da yine solunabilir kirli oksijeni ayrıştıracağız. Şimdi şöyle her şeye 9 öncelik verelim. Elemanlar tek işi bunları inşa etmek olsun. Şimdi şuradaki su aynen dolmuş abi. Bunu kapatmayı unutmayalım. Şöyle kapatalım bunu. 5'e düşürtelim. Aynen burayı da böyle kapatalım. Şimdi ilk işim arkadaşlar yalıtımlı karo koymakla başlayacağım. Şimdi şurayı yalıtımlı karo yapacağım. Şurayı da şöyle yalıtımlı karo yapacağım. Şöyle burayı kapatmak istiyorum arkadaşlar. Şu hizadan şöyle kapatacağız. Yani şu hiza yeterli olur diye düşünüyorum. Şuralardaki merdivenleri şuradan bir kapı açarız. Buralarda kullanmak istersek kullanırız diye düşünüyorum. Ama şuradan şöyle kapatacağız. Şimdi duplikantlar girebilsin diye burayı açık bıraktım. Şu köşeye şimdi koysak mı onu bilemedim. Şimdilik dursun abi. Şuraları bir inşa ede dursunlar. Zamanla kapatırız arkadaşlar. Hani bunun da acelesi yok diye düşünüyorum. Zaten burası gayet sıkı bir şekilde işliyor. Yemeklerinde problem olur mu? Sanırım olmaz. Bu arada yemek demişken arkadaşlar burada tırtıl meyvesi reçeli 52.000 üretmişler. Yani bayağı bir reçelimiz var burada. Sanırım biz burada her şeyi depolamadık arkadaşlar. Onu da ne demek istiyorum? Yani bu tırtıl meyvesi reçelini elemanlar kaldırmış buraya atmış. Ben hiç onun farkına varmadım. Bu da benim hatam yani. Şimdi depolamaya başladılar gayet iyi. Şimdi şurayı bitirmişler arkadaşlar. Şuraya hemen balçık seçmek istiyorum. Gördüğünüz gibi güç yok diyor. Büyük ihtimal şuradaki ben bağlantıyı kaldırmıştım. Ondan dolayı olabilir. Şuradaki bağlantıyı tekrar sağlayalım. Şuradan bağlantıyı kesmemiz gerekecek sanırım. Yani şu hizadan kessek çok daha mantıklı olur sanki. Yani böyle daha iyi. Şimdi şuradan nereye gitti abi bu? Şöyle bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi balçıkları otomatikmen şurada düşer düşmez eleman alıyor depolara koyuyor. Şimdi bu elemana nasıl denk getirecek diye soracak olursanız şimdi şöyle bir izlemek istiyorum. Şimdi 20 saniye yeşil oldu. Yeşil oldu ama otosüpürücü buna yüklemedi. Herhalde bunu şöyle yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunun önceliği 7 ya. Bununki de 8 olması gerekiyor. Aynen şimdi oldu. Ben de acaba saniyelik bir durum mu dedim. Şöyle yapmıştım. Tekrar kapatalım. Mesela ne oldu? Elemana veriyor ama göndermiyor. Ha tamam. Tam istediğim oldu arkadaşlar. 20 saniye içinde mesela şöyle bir izleyelim. 20 saniyede kaç tane balçık gönderebilirse o kadar göndersin. Çok fazla diğer tarafta birikmesini istiyorum. Mesela 20 saniyede kaç tane gönderecek ona bir bakalım. 20 saniye açıldı mesela. Abi gördüğünüz gibi bir sürü balçık bile gidiyor yani. Hatta sanki fazla bile gidiyor. O yüzden şöyle 15'e düşürtelim bence. Şöyle de bakalım. Aynen gördüğünüz gibi bayağı bir balçık gidiyor buraya. Sonra buraya düştüğü zaman da
Elemanlar alacak arkadaşlar, burada depolara atacak. Buradaki depo tabi dolu olduğu için manuel kullanımını kapatalım. Duplicate'lar burayla uğraşmasınlar. Oto süpürücüler buraya çalışsın. Sonra aynı şekilde şöyle de yapalım. Burada da manuel kullanımları kapatalım. Artık burası tamamen oto süpürücülerin elinde olsun. Şimdi şurası da çalışıyor arkadaşlar. Gayet iyi bir şekilde. Buradan ne gidiyor abi? Fosforik diyorum. Ben de bir an için toprak mı geri gidiyor diye düşündüm. Toprak arkadaşlar genelde hep şu ilkinden düşüyor maalesef. Hani ona yapabileceğimiz şu anda pek bir şey yok. Sıralamasını nasıl yapsak da bunu düzenlesek diye de bir fikrim de yok açıkçası. Veyahut da şöyle yapabiliriz. Yine manuel kullanımlarını kapatırız bunların. Bir bakarız abi nasıl çalışıyor veya çalışmıyor. O zaman görürüz. Umarım buradan toprak üretimini şuradaki pipler sayesinde artırırsak bol bol toprak gider, her tarafa düşer diye umut ediyorum. Şimdi arkadaşlar şuraların inşalarına da yine 9 öncelik vereceğim. Elemanlar burayı bitirsinler. Büyük ihtimal bu bölümde istediğim asıl inşa etmek istediğim şeyi yapamayacağım herhalde. Bu yan görevler çünkü olması gerekiyordu, bitirilmesi gerekiyordu yani. O yüzden bunları yapalım. Sonra da şu elemandan ayarları inşa ettikçe şöyle kopyalayalım, yapıştıralım. Abi burası harbi uzun sürecek gibi. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Bu bölümde dediğim gibi olacak büyük ihtimal. Ama en azından şöyle bir şeyi düşünmüş olmak da bir tık beni rahatlattı. Hatta şunun saniyesini ona düşürtelim bence. Sanki öyle daha sağlıklı olur. O aşağı tarafta da çok fazla nedeni balçık birikmesin bence. Bir ton, bir buçuk ton birikmiş bile. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey daha yapmak istiyorum. Normalde diğer gezegene bakacaktım son anda, bir şey geldi aklıma. Şuraya da arkadaşlar bir tane pompa ekleyelim. Hatta iki tane ekleyelim abi. Bir yandan şunu da yapmak istiyorum. Şuradan iki tane pompa ekleyelim. Sonra bu sıvı borularından yine şurada bizim hizamız vardı hatırlarsanız arkadaşlar. Şurada olması gerekiyor. Aynen. Şurada otomatikmen ayrıştırıyoruz bildiğiniz gibi. 3 tane sıvıyı. Tabi burada farklı sıvı olarak ne var? Ha, bir de su var arkadaşlar. Ha, suyu da ayrıştırmamız gerekebilir. Hemen ben şuradan boruları çekeyim, sonra da şuradan su için bir ayrıştırma yapalım. Şimdi şuraya kadar çektim arkadaşlar. Gayet iyi bir şekilde şöyle biraz da sıvı sıraya biriksin diye de şöyle biraz ikisini ayrı koymaya çalıştım. Tabii elektriğini bağladım mı? Ha, elektriğini unutmuşum abi. Elektriğini de hemen şöyle çekelim elemanı. Tabii bir tık fazla çektim. Şunların da yine önceliğini artıralım istiyorum şöyle. Biraz artırsak yeterli. Sonra şuraya da bir tane daha şimdi filtre koymamız gerekecek. Şöyle bir filtreyi seçelim. Şimdi şundan çıkan buraya geliyor ya. Şimdi şurayı bir durduracağım arkadaşlar. Şöyle keseceğim. Hatta şurayı yıksak mı? Neyse, yıkmadan şöyle yapalım abi. Bir altına koyalım kafamız karışmasın. Şimdi buradan gelenler şöyle buraya girecek. Şimdi buradan ayrıştırdığımız üste gitsin. Buradan ayrıştırdığımızda buraya gitsin. Buradan suyu ayrıştıralım istiyorum. Suyu da zaten şuraya atıyormuşuz. Şu kısımdan atarız diye düşünüyorum. Aynen şöyle gelir abi. Şu hizadan buraya boşaltırız. Şöyle hemen köprülerini de koyalım aynı şekilde. Aşağıya gidecek şekilde bir tane şöyle. Sonra şuradaki ayarı yapalım tabii. Şimdi şu boruyu yıkacağız. Sonra şuradan bağlantıyı keseceğiz. Çünkü buradan suyu ayrıştırıp böyle gidecek. Kirli su da aşağıya gidecek. Aynen sanki böyle iyi oldu gibi. Sonra da elektriğini de çekelim şöyle. Abi bu arada elektrik kullanımını hani bayağı bir şey inşa ediyoruz gibi gözükebilir arkadaşlar ama elektriğimiz harbi çok fazla yani. Doğalgaz harbi çok fazla yani. Olabildiğince o yüzden böyle kullanmaya çalışıyorum. Bol bol bir şeyler yaparak kullanmaya çalışıyorum. Bu arada şurası da yine su olabilir arkadaşlar. Hani aşağıda gördüğünüz gibi bayağı bir su var. O yüzden şu ikinci kısmı da su yapabiliriz. Tuzlu su da çok yokmuş aslında. Tuzlu suyu da tekrar nereye atsak? Aslında şurada tuzlu suyla birlikte şuraya tekrar mı atsaydık? Burada soğutma olurdu. Ama dediğim gibi buraya bir şey inşa edecektim aslında. O yüzden hani yetiştiremediğimiz için onu yapamayacağım. O yüzden yine de şöyle yapalım arkadaşlar. Şu suyu şurada ikiye bölelim. Tabii burada başka bir şey yok değil mi? Şurayı yıktığım zaman bir şeyi engellemez umarım. Hatta şöyle yapalım abi. Şöyle düzgün bir şekilde yıkalım. Şöyle araları yıkalım.
aralardan sonra merdivenler yine dolu kalsın. Şöyle de öncelik verelim, bu yıkım görevi zaten hızlı basit oluyor. Bu ne abi? Örgü karayı dur. Örgü karayı yıkmayalım tabi. Arkadaşlar yanlışlıkla şuradaki boruyu yıkmışım. Burada biraz şey bulaştı. Ne denir? Kirli su bulaştı ama temizmiş en azından kirli su. Yanlışlıkla oradaki boruları yıktım arkadaşlar. Benim hatam. Şöyle tekrar düzelteceğim. Şu şeyi yıkmaya çalışıyordum. Ortadaki karayı yıkmaya çalışıyordum. Bir fark etmedim. Boruları da yıkmışım. Hatta herhalde abi elektrik kablolarını bile yıkmışım. Onu da hemen şöyle tekrar inşa edelim. Şimdi şurası inşa olmuş arkadaşlar. Şuradan sıvı olarak suyu seçeceğiz. Suyu ayrıştıracağız. Şimdi şöyle bir bakalım. Doğru mu yaptık? Şimdi buradan gelecek. Buradan aynen bu kazana atacağız suyu. Aynen doğru planlamışız. Gayet iyi. Bayağı güzel inşa ettiler arkadaşlar bu arada. Şuralarda yarı yarıya bitti diyebilirim. Biraz daha hızlanmamız gerekiyor tabi. Bir de şuraya bakıyordum arkadaşlar. Şurada tekrar boşluk oluşturmuşuz. Şuradaki sıcaklık geçişi tamamen durmuş. Buradaki hidrojenin sıvısı, ısısı pardon, daha stabil olmuş diye gördüm. Bu arada buraya herhalde, burada yanlışlıkla yıktığım hat herhalde bunun bağlantısıydı. Neyse biraz da soğumasına izin vermiş olduk böylece. Yani çünkü biraz şöyle 20'leri geçmişti. Sonra şöyle yapacağım arkadaşlar. Buraya bir tane depolama kutusu koyacağım. Buraya kumu da depolasın. Kum ortalama bir sıcaklıkta olsun bu deponun içinde. Çünkü şöyle bir şey fark ettim. Burada çeşit çeşit malzemelerle iç içe olduğu için kum bir ısınıyor bir soğuyor. Garip bir şekilde tam bilmiyorum muhabbetini. 13,5 derece gösteriyor. Makineye atıyorlar, 25 derece oluyor. Veyahut da dışarıdan mı getiriyorlar abi? O da olabilir. Ha, dışarıdan getiriyorlarmış. Hani 25 derece gösteriyor. O yüzden şöyle yapalım. Bunlardaki manuel kullanımı kapatalım. Bu depoyu da inşa ettikten sonra bundaki manueli de kapatalım arkadaşlar. Bu oto süpürücü burayı tamamen çalıştırsın bence. Sanki öyle daha mantıklı olur gibi. Arkadaşlar şurayı şöyle gördüğünüz gibi yaptım. Hatta 13,5 dereceden 12 dereceye bile düştü yani buradaki kum. Yani bunda daha soğuk olacaktır diye düşünüyorum. Bir de hepsinde manuel kullanımı gördüğünüz gibi kapattım arkadaşlar. Yani bu oto süpürücü burayı tamamen kendi başına çalıştıracak. Sanki böyle daha mantıklı oldu gibi. Hazır oradaki duplikatlar orayı inşa ediyorlar arkadaşlar. Şuraya tekrar dönelim. Tam da istediğim gibi olmuş. Burayı kapatmışlar. Şimdi şurayı da bir tane şuradan kapı koymak istiyorum. Şurayı yıkalım mesela şuradan. Sonra da şurayı şöyle kapatalım bence. Buradan daha fazla sıcaklık kaybetmeyelim veyahut da soğumasın abi buralar fazla. Şurayı da yıkın abi, şuradan gireceksiniz. Çünkü yani şimdi şuraya bir tane normal pneumatik kapı koyabiliriz. Veyahut da manuel koyalım arkadaşlar. Burada işleri çok fazla olmayacaktır diye düşünüyorum. Çok fazla burada ne denir hava kaybetmeyelim. Böyle manuel hava kilidi koyalım. Bu arada şurası da gayet iyi çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oksijen tekrar base'in içine geliyor. Tabi sıcaklıklarda problem olur mu diye düşünecek olursanız olmayacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet soğuk bir ortama sahibiz. Sadece şu sol tarafta şu yukarıdaki kısımlar biraz sıcak. Onlar da haliyle yani buralarda makineler çalışıyor. Bu arada şuradaki muhabbet de tamamlanmış arkadaşlar. Sonunda buradaki pip yavrusu çıkmış. Ha, burası da yavaştan başlayacak. Şuradaki pipler abi çok yavaşlar. İki yumurta yine daha çıkmış ama yani burada bayağı bir pipimiz azalmış maalesef. Hani ben buranın daha hızlı, pipler daha hızlı çoğalır diye düşündüm. Hani çünkü tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz elemanların. Abi tam tersiyle karşılaşıyoruz maalesef. Bir de bu arada şurada şöyle bir muhabbet oluyor. İşte burada bir suyun yüzünden burada bir garip grup hareketler oluyor. Arada buralara sıvı düşüyor. Sonra işte şundan bahsedecektim bu arada. Plastiğimiz 8 tona yükselmeye başladı. Daha fazlaya ihtiyacımız var. Onu da sizlere şöyle göstermek istiyorum. Neden fazlaya ihtiyacımız olduğunu. Şimdi şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi ulaşım borusu yapacağız. Ulaşım borusu kavşağı yapacağız. İşte gördüğünüz gibi hala hani bir boru 50 istiyor. Yani biz bunu en azından şurada bir 20 ton plastiğimiz olsun arkadaşlar. Ondan sonra bunları yapmaya başlayalım. Yani bunu beklememin sebebini de sizlere söylemiş olayım. Yani bir tane kavşak 100 plastik kullanıyor yani. Şöyle düşünün arkadaşlar, şuradan bir tane koyduk mesela. Aşağıya kadar çeksek
bu 8 ton biter diye düşünüyorum. O yüzden yani onu beklediğimi şimdiden sizlere söylemiş olayım. Yine bir planımız gelmiş, şöyle bakalım, güzel bir şeyse eğer iyi olur bizlere de. Bakalım abi, şöyle bir güzel bir dekor gelse. Yok abi, inadına artık gelmiyor yani, böyle bir dekoru özel bir şey gelmiyor maalesef. Sonra işte şimdi bu tarafı kapattık. Şurada da gördüğünüz gibi yavaş yavaş azalmaya başlamış yani buradaki oksijenle, kirli oksijen. Zaten amacımız da oydu. Burada bir puff yeri yapmayacağım arkadaşlar, çünkü burada slime'a ihtiyacımız yok haliyle, o yüzden yapmayacağım. Şimdi şurayı kapatmaya gelecek olursak, burası biraz daha işin çirkin kısmı. Çünkü şuradaki rezervuarları da artırmak istiyordum. Hatta bunu artıralım bence şimdiden. O abi, kobalt cevherimiz bitmiş veyahut da ulaşamadıkları bir yere mi düştü acaba? Hani kobaltımız nasıl bitebildi? Onu şu anda çok şaşırdım yani. Kobalt kullanmadık cevheri o kadar. Cevher bitmiş arkadaşlar. Neyse, şuradan demiri kullanalım. O zaman şuraya bir şöyle yapacağım yine aynı şekilde. Kayadan da şöyle de kapatalım. Şimdi şuraya öncelik verdim arkadaşlar. Buraya yapıyorlarken biz de yine şurada ne denir, kilidimizi yapalım istiyorum. Şimdi 3 blok şurası bize yeterli olur diye düşünüyorum. Aynen, şuna gerek yok. Şimdi şuradan bir giriş çıkış yerimiz olacak. Bence burası şöyle ideal olur gibi. Hatta şöyle yapalım. Bir blok da şurada su koruma yerimiz olsun bence. Sanki şurası iyi olur gibi. Şimdi şurayı da şöyle kapatalım arkadaşlar. Yani böyle çok daha mantıklı olur diye düşündüm. Veyahut da şöyle yapalım abi. Bir blok daha boşluk verelim. Daha ferah bir yer olsun. Hatta şuraya da şöyle bir tane daha koyacağım. Şurası böyle ayrı bir yer olsun istedim. Sonra şimdi şuradaki merdivenleri kaldıracağım. Çünkü şuraya ne denir, sıvı pompası, şişe boşaltıcı yine koymamız gerekecek. Şimdi elemanlar şurayı inşa ediyor, duruyorlar. Bu arada şuradaki boruları tekrar düzelttim. Bu rezervuarları inşa edene kadar şuraya biraz hidrojen gitmeyebilir. Hatta hidrojen bitti abi. Hani şunlar inşa ederlerse bir görelim istiyorum. Hani inşa oldu şimdi. Hidrojen buraya gelecek, buradan bu tarafa, buradan da yukarıya gidecek. Tam da düşündüğüm gibi, aynen. Aynen abi, hiçbir problem yok. Hatta şu jeneratörde bir çalışsın. Aynen, jeneratörde tekrar çalışıyor. Gayet iyi. Bu bölümde yine bayağı bir yan görev yaptık arkadaşlar, ama hani bunlar yapılması gerekiyordu yani. Bunları mecburuz yani, bunları yapmazsak istemediğimiz şeylerle karşılaşma olasılığımız çok yüksek oluyor haliyle. Bunları yapalım istedim. Şimdi şuralar boşalmaya başlamış. Tamamen boşaltmanın da bir mantığı olur mu onu da bilmiyorum ama hani bu kadar bile yeterli olur bence. Şöyle yapalım o zaman arkadaşlar. Şu hısa kısmı şöylece kapatacağım ben. Sonra burayı da iptal edelim tekrardan. Şöyle abi tekrar kapatalım. Pompayı yıkalım. Filtreyi yıkalım. Şu filtreyi de yıkalım. Aynen abi, şu gaz çıkışını da hatta yıkalım. Şimdi şuraya da bir öncelik verelim yine. Şu elemanları yıksınlar. Şurayı da yapsınlar. Hani şu bloğu unutmuşuz arkadaşlar. Şimdi fark ettim, şu bloğu unutmuşuz. O yüzden burayı şöyle düzeltebiliriz. Şuraya bir karo yaparız. Sıvı akmaz. Burayı yalıtımlı karo yaparız. Böylece düzeltiriz burayı da. Bu arada arkadaşlar şuradaki ekim kutularına da normal bizim şeyden ektim. Yemek ağacından ektim. Bazen yemek bayağı sıkıntıya giriyor. Aslında şöyle yapalım arkadaşlar. Şurada biz ne denir, şey gönderiyorduk ya. Mantar gönderiyorduk ya. Onun yerine mantar değil de burada bizim artık şey gidiyor gördüğünüz gibi. Abi gerçi 66 mantar varmış. Bu elemanlar bu mantarı neden göndermemişler? Hatta önceliğini şöyle 8 yapalım. Bayağı, çünkü burada yiyeceğimiz azalmış. Abi dolaplar bomboş. Neyse, onlar gönderirler diye düşünüyorum. Şuraları tekrar yıkalım. Şimdi elektrik kablolarını da şöyle yıkacağım abi tekrar. Hatta şu hatta da şöyle yıkabiliriz. Problem değil. Umarım başka bir şeyleri yıkmıyoruzdur. Aynen, başka bir şeyleri yıkmıyoruz. Sadece borulara yıkma görevi verdik. Şöyle yine önceliğini artıralım. Şimdi burayı da şöyle kapatacağım arkadaşlar. Şu hizadan şöyle bir kapatma yeri koyacağım. Şimdilik böyle kalsın. Sonra da şuradan tekrar bir burayı açacağım. Şuradan bir kapı koyacağım yine. Olur da buradan bir malzeme falan almak istersek buradan duplikatlar alabilsinler. Tabii sonra da şöyle boydan boya yine merdivenlerini de çekelim. Ne olur ne olmaz abi. Burada duplikant falan sıkışabilir. Yani böylece
bu kısmını en azından kapatmış olduk. Şurayı da şöyle kapatırsak sadece bu taraf kalıyor. Burası biraz problemli arkadaşlar. Niye diyecek olursanız, şurada bayağı bir ısı üretiyoruz. O yüzden büyük ihtimal şöyle yapacağım. Şu hizadan kapatacağım burayı. İşte şuradan da bir sıvı kilidi yapacağız. Tam şu nokta uygun olur diye düşünüyorum. Yani başka yapabileceğimiz bir yer olmuyor. Çünkü tam bu noktaya yaparız büyük ihtimal. Aa, buradaki duplikantlar harbi diğer asteroittekinden çok çok daha iyi çalışıyorlar. Şöyle gördüğünüz gibi hepsinin ayarlarını kopyalıyordum. Tabii yine oyun kaydetti. Şöyle hepsini koyduk arkadaşlar. Tabii şimdi de şöyle bir problemimiz var. Elektrik. Bu arada şurada bir tane hasar olmaya başladı. O da şu kablodan dolayı arkadaşlar. Yani çelik koysam bile yük bindiği için kapanıyor. Onun sebebi de yine benim hata. Şuraya ekstra doğalgaz jeneratörü koymamıştım. Yani bu tamamen benim hatam. Onu da şöyle yapacağız arkadaşlar. Şuraya iki bloktu sanırım. Tam bilmiyorum ama şöyle iki blok yapalım. Şu hizadan yine şey koymak istiyorum arkadaşlar. Jeneratör koymak istiyorum. Hatta şöyle bir tane daha jeneratör koyalım, bence problem değil. Şöyle iki tane doğalgaz jeneratörü koyalım arkadaşlar buraya, böylece bu sorunu da çözmüş olalım. Şimdi arkadaşlar şuradaki nedeni sıvı kilidimiz de bitti artık. Yani bu tarafı tamamen kapatmış olduk. Hemen şuradaki otoşelemeyi de durduracağım. Sonra şurası da bitti. Buraya bir tane manuel hava kilidi koydum. Bu arada arkadaşlar bayağı bir mantar gönderdiler, 54.000. Tekrar diğer yerden ya ayarı kıstım. Yani burası şimdilik tamam. Tabi bu sefer de şey diyeceksiniz, biliyorum. Yani bu sefer de bu taraftan hava kaybediyorsun. Buraya da bir sonraki bölümde bir sıvı kilidi yapalım arkadaşlar. Zaten tek nokta burası kalıyor. Sonra bir de şu taraf kalıyor eğer buraları da açarsak diye düşündüm. Oralara da bir tane kilit koyarız. Sonra da arkadaşlar şuraya ekstra yine doğalgaz jeneratörleri koydum. Yetersiz kaynak doğalgaz derken abi, yani doğalgaz burada koymuş ama neden yetersiz kaynak diyor acaba? Ha şey, otomasyondan dolayı kilitlenmişler. Buraya da ekstra 3 tane daha akıllı batarya koydum arkadaşlar. Böylece artık ne denir, şeye yük binmiyor. Yani bu problemi de şöylece çözmüş olduk. Gördüğünüz gibi malzemelerin hepsi gidiyor. Yani bu bölümde yine yan görevleri bayağı yaptık arkadaşlar. Artık yine tekrar yeni şeyler inşa etmeye devam edeceğim bir sonraki bölümde. Ama yine de hani şuradaki yan görevleri yapmış olmak da kafa rahatlatıyor gerçekten. Yani bir daha düşünmek zorunda kalmıyorsunuz. Özellikle mesela şuradaki toprakla duplikantlar uğraşmayacak. İşte şuradaki slime'la duplikantlar uğraşmayacak. Hatta şurada mantarı sadece buradan ne denir, hasat etmekten başka bir şey yapmayacaklar. İşte otomasyonları daha da iyileştirdiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Daha da fazlası yapılabilir diye düşünüyorum. İşte sonra yine aynı şekilde şuradaki muhabbeti de düzelttik. 12 derece burada kumumuz var. Ha bu arada Pokşel deri değişimi herhalde, aşağıda bir Pokşel ölmüş, onun derisi buraya aktarmışlar. Yani arkadaşlar bu bölümde de bence yine iyi ilerledik diye düşünüyorum. Sizlerin de yine düşüncelerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bu bölümü de burada bitirelim. Eğer buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.